Arkadaşlar merhabalar, ben paramedik Harun Özkan. Bu videoda size ön yargı ile ilgili birkaç şeyden bahsetmeye çalışacağım. Daha doğrusu mesleki ön yargı, daha da doğrusu vakalarla ilgili ön yargılardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki de hali hazırda hepimiz gittiğimiz vakalarda her zaman istediğimiz vaka portföyünü bulamamaktayız. Tabii ki de biz psikopat değiliz. Hani insanlara bir şey olsun da biz onlara müdahale edelim tarzında bir yaklaşımımız olmuyor. Ama bazen hani acil yardım ambulansının suistimal edildiği vakalarla da karşılaşmaktayız. O yüzden bu bizi de bir alışkanlık haline getirip bazen ön yargılı davranmamıza neden olabilir. O yüzden ben size bir vaka örneği anlatarak bu ön yargılı olmamamız gerektiği ile ilgili bazı şeyleri ifade etmeye çalışacağım. Muhakkak ki tabii ki de dediğimiz gibi suistimal vakalar var mıdır? Vardır, olabilir. Ama hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin genetiğiyle ilgili bir durumdur ön yargılı olmamak. Çünkü bundan çok sık bahsederim. Elimizde kesin tanı koymamıza yardımcı parametreler olmadığı için o yüzden agresif olmamak lazım. Tanı koyma konusunda ve hatta hastanın şikayetlerini ciddiye almama konusunda agresif olmamız lazım. Bu noktada birazcık madalyonun diğer tarafına bakmak iyi olacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden size bir vaka örneği anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir 5-6 yıl önce gittiğim bir vakaydı. O zaman işte opiat madde alımları ve işte özellikle bonsai'nin çok meşhur olduğu ve neredeyse bir günde gittiğimiz vakaların %60'ının hatta bazen %70'inin bile bonsai olduğu zamanlarda madde alımı diyerekten bir vaka çıkışı yaptık. Ve kontrol merkezinde bu şekilde ifade edilmiş. Yani tüm verilen belirtiler, bulgular, anlatılan anemnez hasta yakınlarının aynı zamanda da işte o zaman madde alımının dediğim gibi çok meşhur olmasından dolayı halkın da bu konuyla ilgili bir ön yargısı ve bir yönlenmesi olduğundan dolayı acaba kızıma madde mi verdiler, madde mi aldı, bonsai mi aldı diyerekten böyle bir yönlendirmeyle biz vaka çıkışı yaptık hasta yakın tarafından olan bir yönlendirme sonucunda. Ve olay yerine gittiğimizde olay yeri güvenli, işte panik bir anne ve işte odasında işte yatağında sırt üstü yatan bir 19 yaşında genç bir kızcağız. Hastanın işte şikayetleri genel durum bozukluğu tarzında ama baktığımız anda genel işte bilinç durumu evet madde alımına benziyor. Hastanın bir kusması olmuş ve çok oryante değil yani çok kooperatif bir hasta. Ve haliyle de biz işte öncelikle birinci değerlendirmeyi ve ikinci değerlendirmeyi yaptık. İşte vital parametrelerine baktık. Tansiyonu 140-70, saturasyonu 97, kan şekeri normal, EKG'sinde minimal bir sinüs taşikardisi mevcut. Onun dışında işte cilt renginde, kapiller geri dolumunda, vücut ısısında, solunum seslerinde bir sıkıntı yoktu. Ve biz tıbbi öykü almaya başladık tabii işte aileden. Annesi işte 19 yaşında olduğunu, üniversite öğrencisi olduğunu, işte herhangi bir hastalığın olmadığını, sadece arkadaşıyla dışarıya çıktığını ve acaba hani dışarıda bir şey mi verdiler, işte eve girip biri bir şey mi yaptı gibi anne de panikle haliyle bu tarz yönlendirmeler yapıyor ve benim kafamda işte madde alımı geçiyor, bir istismar geçiyor, işte bu tarz tablolar geçiyor ve dediğimiz gibi o zaman da madde alımları çok olduğu için hastayı ben işte önce madde alımı olarak değerlendirerek ona göre bir hastaneye yönlendirmesi istedim. Daha sonra pupil muayenesine atladığımı fark ettim ve o yüzden hastaya bir pupil muayenesi yaptığımda sağ tarafta ışığa refleksin minimal de olsa azaldığını fark ettim. Sonrasında tabii o işte pupil reaksiyonun azalmasıyla birlikte tansiyonun yüksekliği işte 140-70 19 yaşında bir birey için tabii ki hani normal değil. Evet madde almış olması tansiyonu arttırabilir ama gene de bu normal değil diye düşündüm. Sonra işte sağ tarafta yine bir güç kaybı, daha doğrusu yürüme bozukluğunun olduğunu fark ettim. Bu da madde alımında evet o oryantasyon bozukluğundan dolayı normal olarak düşünebiliriz ama bu üçünü bir araya getirdiğimizde bir serebrovasküler olay olabilir mi sorusu canlandı bende bir anda. O yüzden birazcık daha detaylı incelemeye başladım çevre, işte herhangi bir madde alımına neden olabilecek veya bize bununla ilgili bir ipucu verebilecek bir şey var mı diye baktım. Göremedim. Sonra kitaplığına gözüm ilişti. İşte gayet hatta işte Turgut Özakman'ın kitapları vardı. Ve şey dedim yani bu kadar kaliteli kitaplar okuyan bir üniversite öğrencisi kendisi isteyerek madde alamaz herhalde diye düşündüm. Bu da bir ön yargıdır aslında. Tabii ki de bunun okuduğu kitaplarla ilgisi birebir olmayacaktır. O yüzden en son görüştüğü arkadaşıyla iletişim kurulmasını istedim. İşte hani herhangi bir riskli bir yere gittiniz mi? Yani işte yemek yediğiniz yer güvenilir bir yer miydi diye sorduğumda herhangi bir risk oluşturacak bir durum fark etmedim. Ve en son ne zaman normal gördüğünü sordum.
2,5 saat olduğunu söyledi. Şimdi biz orada devlet hastanesine yönlenecektik ama hasta eğer SVO çıkarsa orada işte tomografi çekilecek, işte ilk tanı yapılacak vesaire. Sonrasında 3 saatlik süreyi aşacağı için hastanın inme merkezinde TPA uygulanma ihtimali oradan kalkacaktı. O yüzden hastanın SVO olabileceğini düşünerekten bu ihtimal elemek istemediğim için tekrardan yönlendirmek isteyerek hastayı tıp fakültesine götürdük. Sonrasında işte tıp fakültesinde gene oradaki işte yapılan müdahaleler sonucunda bir değerlendirmeye alındı. Sonra biz vakayı bıraktık. Tabii aklım o vakada acaba ne çıktı, ne çıktı? Madde alımı da olabilirdi tabii ki. Ama hani orada bir ön yargıya kapılıp bir madde alımına yönelip bir devlet hastanesine gitseydim ve vaka SVO çıksaydı çok üzülürdüm diye düşünüyordum. O yüzden hani tıp fakültesine götürmekte, yani inme merkezine götürdüğümüz için de gayet memnundum. Sonrasında gittiğimizde hastanın acil servisi olmadığını fark ettim ve işte oradaki asistan arkadaşa sorduğumda hastanın non-etiyolojik olarak, non-kardiyojenik olarak embol attığını öğrendim. Yani biz madde alımı diye gittiğimiz ve etrafta aslında birçok yönlendirmenin ve birçok işte ipucunun madde alımına benzediği halde bir pupil muayenesiyle, tansiyonla, işte bir nörolojik muayeneyle hastanın SVO olabileceğini düşünüp bu tanıyı koyup bu ön tanıyı koyup hastayı inme merkezine götürdük ve hastanın gerçekten embol yaptığını gördük. Sonrasında işte inme merkezine tedavi alındı ve yoğun bakıma yatırmış. Hatta 4 milim infarkt alanı olduğunu söylemişlerdi, onu hatırlıyorum. Tabii üzüldük gene de, yani ister istemez 19 yaşında bir üniversite öğrencisinin embol atması çok karşılaşacak bir durum değil. Çünkü AFS'i yok, işte bir gebelik durumu yok, yakın zamanda bir düşmesi, çarpması yok, işte bir travması yok, bir ameliyattan çıkmamış. Haliyle tabii bu bizi biraz açıkçası şaşırttı. 2 ay geçtikten sonra ben üniversitede işte bir yere gidiyordum ve kapıyı açmaya çalışan, işte tekerlekli sandalyeyi sürmeye çalışan bir kadın gördüm. İşte kapıyı açıp yardım etmeye çalıştığımda hocam beni tanıdınız mı dedi. İşte ben dedi annesiyim, işte siz gelmiştiniz falan. Aynı vakayı gördük, işte yürüyemiyordu. İşte konuşmasında bozukluk vardı, dil terapisi alacaktı, fizik tedavi alacaktı. Tabii üzüldüm açıkçası. Dediğimiz gibi 19 yaşında bir çocuğun tekerlekli sandalyeye bağlı kalması, işte konuşamaması üzücü ama en azından hayatta diye düşündüm. Sonrasında bir ay sonra tekrardan gördüm. Bu defa ayaktaydı, yürüyordu, konuşması düzelmiş. Kendisi konuşarak teşekkür etti. Ve hiç unutamayacağım bir vakadır. Asla ve asla hiçbir vakaya ön yargılı olmamam gerektiğini bana ifade eden bir vakaydı. Yani 19 yaşında hayalleri olan, 19 yaşında işte geleceği olan, ki bunun yaşla ilgisi yok ama hani insanın ömründe en güzel zamanları değil midir bu zamanlar? Yani böyle birisi hayatını kaybedebilirdi veyahut da ömrü boyunca yatalak kalabilirdi. Basit tıbbi müdahale ve ön yargılardan arınarak tıbbi nicel düşünmeyle aslında doğru tanıyı yönleniyoruz arkadaşlar. Bu vaka benim unutamadığım bir vakaydı. O yüzden bu vakayı sizlerle paylaşmak istedim. Her zaman işte bir bu hastanın bir şey yok diye düşünürken mutlaka bütün tıbbi muayenesini yaptığınızdan emin olun. Benim nacizane bir meslektaşınız, bir hocanız, bir abiniz ya da bir kardeşiniz olarak sizlere önereceğim şey budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.